gençleştirme yöntemleri olarak neler uyguluyorsunuz? Şimdi Suzan Hanım şöyle, güzellik çok önemli bir şey. Güzellik herkes için önemli. Yani çocuklar için de güzellik önemli. Ergenler için de güzellik önemli. Orta yaş için de, ileri yaş için de. Örnek veriyorum, ne bileyim kadınlar için de hiç fark etmez. Herkes güzel görünmek Bana istiyor. Bana bir gün, hiç unutmuyorum, 90 küsur yaşında bir hanımefendi gelmişti. Ben dedi güzelleşmek istiyorum dedi. Bakın 90 küsur yaşında. Ne güzel. Güzelleşmek istiyorum, ben yaşlandığımı düşünüyorum dedi. Yüzümün çok kırıştığını düşünüyorum dedi. Ama dedi ben dedi fakat bazı sorunlarım var, kalp sorunum var dedi, tansiyon sorunum var dedi, işte şeker sorunum var dedi. Dikkat et bak, dikkat edin, 90 küsur yaşında kalp sorunu var, bir sürü problem var ama ben güzel olmak istiyorum doktor bey, güzel yüzüme ne olursunuz bana güzelleştirme, ne yapmak gerekiyorsa yapın diye geldi. Dolayısıyla bu duygu herkeste var. Evet. Yaş sınırı yok, cinsiyet sınırı yok, herkeste var ama hayatla değişmez bir gerçeği var ki yaşlanıyoruz. Şimdi niye yaşlanıyoruz? Bakın yaşlanmamızın birçok sebebi var ama ben birkaç tanesini söylemem gerekirse. Genetik nedenlerle yaşlanmamız bazı insanlara biraz daha hızlı oluyor. Genetik, zeminde genetik. 60 yaşında var, henüz hala yaşlandığını hissedemiyorsunuz insanın. Neden? Sağlam bir genetiği var. Ama 30 yaşında gerçekten yaşlanmış, kırışıklıklar artmış, sarkmalar artmış, yüzün bütünlüğü bozulmuş. Bakın genetik faktör ne kadar önemli yaşlanmada. Bir diğeri nedir? Bir diğeri yer çekimi. Bakın yer çekimi bizi aşağı doğru çekiyor. Bir zıplamaya kalkalım hemen yeri çekiyor. Bütün vücudum, bakın burnumuzu aşağı çekiyor. Göz kapaklarımızı aşağı çekiyor. Göğüslerimizi aşağı çekiyor. Direnemiyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Bizi yaş çekimi çekiyor. Bu da bir yaşlanma sebebi faktörü. Şimdi bir diğeri, tabii yaş aşırı kilo alıp vermeler çok önemli bir şey biliyorsunuz. Biz hayatımızın belli evrelerinde bazı nedenlerle ama kadınlarda hamilelik nedeniyle veya aşırı yemeler nedeniyle birçok nedenle aşırı kilolar alabiliyoruz. Evet. Bu aşırı kiloları daha sonra bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Yani bir balon gibi sönüyoruz, şişiyoruz. Şimdi ve deforme oluyoruz. Ve deforme oluyoruz. Bu da bizi yaşlandıran, bizi kırıştıran, kırışıklıklarımızı, yaşlı imajımızı artıran bir faktör. Bunun dışında tabii hayatın günlük akışı içerisinde Suzan Hanım birçok stresle karşılaşıyoruz değil mi? Birçok moral bozucu, bizi kızdıran, heyecanlandıran birçok olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlar da bizim vücudumuzda yaptığı değişikliklerle bizim biraz yaşlanmamıza katkıda bulunuyor. Bakın, bir diğer faktör sigara gibi, alkol gibi, düzensiz uyku gibi, düzensiz yaşantı gibi faktörler, çevresel faktörler yine bizim yaşlanmamıza sebep oluyor. Bir diğer faktör güneş ışınları. Bakın ya, burası şu an çok güzel ama yazın insanlar geliyor. Ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Bak şimdiden uyarıyorum. Henüz daha yaza başlamadan tatile gidecek olanlara. Lütfen gidip güneşin karşısında yatmayın. Saatlerce güneşe vücudunuzu maruz bırakmayın yüzünüzü. Çünkü güneş kırıştırır, güneş lekelendirir. Güneş yaşlandırır, güneş kanserleştirir. Her şey dozunda. Burada bu kadar bir güneş, uzun süre güneşin altında kalmak, güneşin üstünde, güneş üzerinde hissetmek kesinlikle negatif etkiye sahiptir. Olumsuz etki. Bronzlaşma duygusu tabii bunu yaptırıyor. Bronzlaşıyorum derken yaşlanıyorsunuz, kırışıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Her ne sebep olursa olsun. Farz et ki yaşlandık ve yaşlık hissi var. Ne yapacağız? Değil ne mi? Yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ben yaşlanmalarda veya işte yüz gençleştirmelerde, yüz güzelleştirmelerde önerdiğim iki şey var. Bunlardan bir kısmı henüz daha ameliyat gerektirmeyen bazı uygulamalar, durumlar vardır ki onlarda henüz cerrahi müdahale yapmadan botoks gibi, dolgu gibi, lazer gibi, mezoterapi gibi, PRP gibi veya işte focus ultrason gibi değişik bir takım mekanik aletlerle, araçlarla, teknolojik araçlarla yüz gençleştirme, yüz sıkılaştırma, yüzü daha iyi görünür hale getirmek mümkün. Ama bu bir yere kadar mümkün. Bir yere kadar. Bir sınırı var. Bir sınırı var. Yani ameliyatsız yüz gençleştirmenin belli bir yaşı, belli bir dönemi, belli bir sınırı var. Bir yere kadar bu idare eder. Ama belli bir dönem vardır ki artık orada estetik cerrahi bizzat devreye girmeli ve bir yüz gençleştirme ve bir yüz güzelleştirme uygulamasını yapmak durumunda kalmalıyız. Evet. Yüzümüz belli yerlere geldiyse, belli kriterler yüzümüzde oluştuysa, belli bulgular ortaya çıktıysa artık bunun tek bir tedavisi vardır. O da yüz germe, yüz gençleştirme operasyonudur. Güzel. Hangi durumlarda yüz germe? Hangi durumlarda? Evet. Şimdi bakın, bunun yaşı yok. Gerçekten bazen evet, 40 yaşında. Yaşı soracaktım hocam. Evet, tam. Bazen 40 yaşında bir insan vardır, gelir hanımefendi. Veya beyefendi, ben ona yüz germeyi uygun görürüm. Derim ki yüz germe yapılmadığı sürece bunun düzelme şansı yok. Ama bazen 60 yaşında gelir bana,
demin saydığım nedenlerden dolayı genetik sağlam. Ben yüz germeyi önermiyorum ona. O zaman ufak tefek şeylerle, o demin saydığım ameliyatsız uygulamalarla yüzümüz yeterli diye düşünüyorum. Kişiye göre değişiyor. Kişiye yani. Göre değişiyor. Peki. Yaş faktörü ama genellikle 40'lı yaşlardan başlıyor. Unutmayalım bunu. Genellikle yani yüz germe ameliyatlarının genellikle başlama yaşı 40'lı yaşlardan itibaren başlıyor. 50'lerde bayağı bir artış. İlerliyor. Artış var. 60'larda rağbet oldukça yüksek. 70'lerde yine talep var. Yani bunun yaş sınırı yok yani. Üst sınırı yok. Evet. Yani 40'lardan itibaren başlıyor ama üst sınırı yok. Yani 80 yaşında sağlık durumu uygunsa, kalp, tansiyon, diğer metabolik bulgularımız, laboratuvar değerlerimiz her ameliyat şey normalse, ameliyata engel bir durum yoksa, yüz germe, gençleştirme ameliyatı olabilir ve 80 yaşındaki bir görünen bir insanı da 50 yaşına kadar da çekmek mümkün olabilir görsel olarak. Ben geçenlerde bir hanımefendi gelmişti. Bakın, 66 yaşında bir hanım düşünün. Evet. Bu hanımefendi kilo alıyor. Hı hı. Kilo alıyor, 150 kiloya çıkıyor. Tabii çok aşırı şiş. Bu sefer morali çok bozuluyor. Depresyona giriyor. Antidepresif ilaçlar almaya başlıyor. Hayata küsüyor. Hayata küsüyor. Arkadaş çevresinden kopuyor. Eve kapanıyor. Bir gün televizyonda herhalde bizim anlattığımız konuları izlemiş. Çok ilginç. Yüz gençleştirme anlatırken bana geldi. Bundan 3 ay falan önce geldi. Ve ben bu hanımefendiyi gördüm. Ameliyattan sonra tabii ama özür dilerim. Konu eksik anlatmayayım. Yüzü çok tabii kilo almış. 160 kilo düşmüş. Daha sonra zayıflama operasyonu geçiriyor. Zayıflama operasyonu 80 kiloya düşüyor. Şimdi 80 kilo düşünce tamamen yüzde bu sarkma, büyük yüzden sönme, sönmüş bir balon gibi yüz. Boyun sarkması, göz kapaklarının sarkma, kaşlarda düşme, burunda düşme, yanaklarda sarkma, dudaklarda aşağı doğru sarkma hepsi meydana geliyor. Bu sefer daha da çok depresyona giriyor. Depresyondan kurtulayım diye zayıflama ameliyatı oldu. Daha da çok depresyona giriyor. Daha çok ilaçların dozunu artırıyor. Bunalıma giriyor. Tesadüfen ekranda bu programları izlerken bir şekilde bize ulaşıyor. Ne güzel vesile oldu. Bu çok güzel bir vesile oldu. Size. Geldi. Konuştuk, ettik, her türlü hazırlığımızı yaptık ve yüz gençleştirme operasyonu, yüz germe operasyonu yaptık. Bana bir ay sonra fotoğraf gönderdi gittiği yerden. İstanbul'dan gelmişti Samsun'a. Ben de tabii ben giderken de görmüştük. Ben inanamadım yani bir ay sonraki değişiklikte ben kendi yaptığımız değişiklikte kendim inanamadım. Çünkü 66 yaşındaki hanımefendi 30 yaşında, bakın 30 yaşında gösteriyor neredeyse. Bir gün programda kendisi de söyledi, biraz daha zaman geçsin ben ekrana çıkmak istiyorum dedi. Bu da iyi bir örnek çünkü, iyi bir model. Umarım onunla da bir röportaj yaparsınız. Tabii. Röportaj yaparsınız. Ve şu an hocam kendimi çok iyi hissediyorum. Ben kendime döndüm. Ben astıma döndüm. Bütün ilaçlarımı bıraktım. Artık hiçbir de antidepresif ilaç kullanmıyorum. Özgüvenimi yerime kazandım. Hocam ben zaten buydum diyor. Şimdi bakın nasıl bir duruma geldi? O yaşlanma bulgularının ortaya çıkardığı psikolojik negatif değişiklikler ortadan kaldırıldığında bir anda kişi kendine geldi. Hepimiz gençlik yıllarımızda nasıl görünüyorduysak hep öyle görünmeye devam etmek istiyoruz. Öyle görmek istiyor. Hatta bir hastam bana şunu söylemişti, yıllarını da anlatayım. Bir gün bir hastam geldi, 60 küsur yaşında bir hanımefendi. Hocam dedi benim sorunum şu. Benim sorunum şu ki benim ruhum 20 yaşında. Tabii. 20, 21, 18, 19 bu kadar. Bedenim 60 küsur yaşında. Ruh yaşlanmıyor. Hocam ikisi kavga ediyor. İkisi dövüşüyor. Ve ben bundan huzursuzum. Ben size demiyorum bana şunu yapın bunu yapın. Benim problemim bu hocam. Bana ne yapacaksınız? Çok ilginç. Ben muayenesini yaptım. Dedim ki tamam hakikaten yüzünde. Hani belli yüzü ruhu genç. Ama yüzündeki o yaşlanma emareleri öyle boyutlara gelmiş ki ben aynaya bakmak istemiyorum. Ben bu değilim diyor. Ve o çatışmanın emareleri var onun hayatında. Günlük yaşantısında. Ve ben ona yüz germe ameliyatı, yüz gençleştirme operasyonu önerdim ve yaptım. Daha sonra bana 6 ay sonra kontrol geldiğinde şöyle demişti. Hocam çok teşekkür ederim. Size şunu söylemek istiyorum. Ruhumla bedenimi barıştırdınız demişti. Şu an çok mutluyum, çok huzurluyum. Ruhumla bedenim şu an birbiriyle barıştı. Kavga yok artık. İstediği sonucu elde etmiş. Kavga yok artık dedi. Oh. Huzur gelmiş. Dolayısıyla burada, tabii bu da şu demek değil. Herkes yüzünü gerdirsin, herkes yüz gençleştirme ameliyatı olsun değil. Bakın benim burada özendirici, teşvik edici yaklaşmaktan da çekinirim. Çünkü neden? Eğer bir insan kendiyle barışıksa, aynaya baktığında kendini huzursuz hissetmiyorsa, mutsuz hissetmiyorsa, ben yaşlılığımdan memnunum, çizgilerim beni mutlu. Buna zaten ameliyat ol demeye gerek de yok. Onun zaten ihtiyacı da yok. Ama mutsuz olan kişiler ama, için bakın, çözümler bizim, var. Ama bizim konuştuğumuz konu, hedef kitle şu. Bundan müzdarip, bak ilaç kullanıyorum diyor. O eve kapatmış kendisini. Bu kadını yeniden hayata kazandırmanın bir yöntemidir yüz germe. Bu kadını yeniden tedavi etmek, nasıl ki ateşi yükselmiş bir insana ateş düşürücü verirsiniz. Ağrısı olan bir insana ağrı kesici verirsiniz. Bu kadını antidepresif vererek, uyuşturarak tedavi edemezsiniz. Onun mutsuzluğunu, kompleksini oradan kaldıramazsınız. Bunun tedavisi çünkü tıpkı antibiyotik gibi, tıpkı ağrı kesici gibi yüz germe ameliyatıdır. Yüz gençleştirme ameliyatıdır. O yüzden yüz gençleştirme ameliyatları gerçekten inanılmaz yüz güldürücü ameliyatlardır. Bir insanın kendi özgüvenini yeniden kazanması, işte ben buyum, işte ben buydum zaten. Ben bunun öyle o ben değildim duygusunu yeniden ortaya çıkaracak olan şey yüz germe ameliyatı. Yüz germe ameliyatları zor ameliyatlar değildir, onu da söyleyeyim.
Zorluğu şu, tecrübesiz, deneyimsiz bir elde yapılırsa yüksek risk grubu ameliyatlardır. Bunu da bilmemizde fayda var. Çünkü biz yüz bölgesi üzerinde, göz çevresinde, kaşların altında, yanaklarda, boyunda, sinirlerin üzerinde veya önemli anatomik dokuların üzerinde çalışıyoruz bu ameliyat ciddi sırasında. Bir ameliyat. Ciddi bir ameliyat. Ama tecrübeli, deneyimli bir elde riski yok denecek kadar azdır. Ben bugüne kadar yüzlerce diyeyim ben, yüz germe ameliyatı yaptım, yüzlerce yüz germe ameliyatı yapmışımdır. Şükürler olsun beni ve hastayı psikolojik sıkıntıya sokacak bir durumla karşılaşmadık, Allah da göstermesin. Bakın bu önemli bir tespittir. Çünkü tecrübe ve deneyim bu ameliyatta en önemli hususu. Estetik plastik cerrahinin en dramatik, en yüz güldürücü, en mutlu edici ameliyattır yüz germe ameliyatı. Yüz genç teslim ameliyatı. Ameliyat. Çünkü çok hassas bir ameliyat. Benim de çok sevdiğim bir ameliyat ve hastanın başka tedavi yöntemleriyle mutlu olması bu ameliyatın dışında mümkün değil. Elde edemeyeceği güzel sonuçları, evet, ancak mümkün ameliyatla değil. Hiçbir sonuçta elde edemeyeceğin sonuçları ancak bu sonuçta elde edebiliyorsun. Dolayısıyla benim önerim şu ki, eğer bir insan bu yaşlanma emarelerinden, ki yaşlanmayı da şöyle düşünmemek de lazım, sadece yaşla ilgili değil, 35 yaşlıdır ama 180-190 kilodan düşün ki ameliyata düşmüş 50-70 kilo, bütün vücudu sarkmış, yüzü de sarkmış. Bu insana da yüz germe ameliyatı yapılacak, yüz genç teslim ameliyatı yapılacak. Dolayısıyla eğer bir insan yüzündeki o değişikliklerden, olumsuz değişikliklerden rahatsızsa, hı hı, kendisinin artık yaşlı olduğunu, yaşlılığın getirdiği o negatif psikolojik etkiye sahipse, kendiyle barışık değilse, mutlu değilse, yapılması gereken şey yüz germe, yüz genç teslim operasyonudur. En sık gelen sorulardan bir tanesi de bu yara izleri nerelere saklanıyor? Çok güzel. Yüz germe ameliyatlarında, genç teslim ameliyatlarında çok değişik yara saklama yerlerimiz var. Bir tanesi saçın direkt içinden girip kulak kıvrımından kulak arkasına girmek. Bu şekilde görünmez. Bir tanesi kulağın saçın direkt dibinden, saç diplerinden, önde saç diplerinden girip kulak kıvrımından kulak arkasına gitmek. Tamam. Bir diğer girdiğimiz yer göz kirpiklerinin dibinden, kirpik diplerinden girip orta yüz bölgesini yukarı doğru germek gibi kıvrımlara veya saç diplerine saklayarak, gizleyerek yapıyoruz bu operasyonu. İz oluştuğunda, ortaya çıkan rahatsızlık, şöyle söyleyeyim, 100 tane germe ameliyatı yaptıysak, yüz germe içinden 2 tanesinde, 3 tanesinde hocam biraz beni bu iz rahatsız etti diyebiliyor. Bakın %97'si hiçbir şekilde hissedilmiyor. Fark, hocam kimse bunu fark etmiyor diyor. Çok mutluyum. Hiçbir şikayetim yok diyor. %2'si, %3'ü hocam şu çizgiler az çok fark ediliyor. Saçımı toplarken fark ediliyor. Ben buna rahatsızlık duyuyorum diyor. Onlarda da önerimiz ne? Ne? Onda da çözüm var. Onlara da daha sonra çağırıyoruz. O saç izlerinin içerisinde direkt saç dikimi yapıyoruz. Aa. Saç dikiyoruz ve izi saçın içine gömmüş oluyoruz. Tamamen yok oluyor. Evet, dolayısıyla orada da bir sıkıntı, harika, olmuyor. O yüzden bunlarda oluşacak olan izler ciddi bir sıkıntı değil. Ama ortaya çıkan o olumlu değişiklik, o psikolojik efekt yorumlanamayacak onlarca kadar büyük. Onlarca yaş geriye gitmek, tabii, genç görünmek. Ortalama şöyle söyleyebilirim Suzan Hanım, yüz germe ameliyatlarında 5 ila 30 yaş arası geriye çekmek mümkün. Yani 60 yaşında bir insanı 30 yaşına kadar gerçekten fiziğe uygunsa, iskelet yapısı uygunsa, doku uygunsa 30 yaşlara geri getirmek tekrar mümkün. Mükemmel. Bu da onda değişik bir duygu veriyor. Değişik bir yaşam sevinci veriyor. Kesinlikle. Değişik bir pozitiflik katıyor insana. Bu da hayatının her aşamasına pozitif olarak yansıyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Harika bir ortamda çok güzel bir röportaj ben oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.